Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir Akebe etkinliğe daha sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bugünkü etkinliğimizin başlığı Pontos, Karadeniz'in anlatılmayan tarihi. Yıllarını bu konuya adamış konuklarımız araştırmacı yazar Temel Çilingir, kendisi Pontus Gerçeği kitabının yazarı ve gazeteci Türkan Balaban bizimleler. Kendilerine sözü vermeden önce çok kısa olarak bu konu neden Akebi için önemli, Akebi olarak biz neler yapıyoruz çok kısa bahsetmek istiyorum. Akebi ırkçılığa, milliyetçiliğe ve her türlü ayrımcılığa karşı gönüllülük esasına dayalı bir aktivist eylem birliğidir. Akebi olarak her türlü milliyetçiliğe, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı bir aktivist eylem birliği oluşturmanın tüm bunların tarihsel ve toplumsal sebeplerini görmeye çalışmakla başladığına inanıyoruz soykırım geçmesiyle hesaplaşmak bu süreçte çalışmalarımızın merkezine düşmektedir. Bu bağlamda soykırımların tanınması, yüzleşmenin ve vicdanlı hesaplaşmanın önemli parçalarından biri olmakla birlikte, toplumsal hafızalarımızda yer eden bu ayrımcı söylemlere ve bunun toplumsal ve tarihsel sonuçlarıyla yüzleşmek sürecin ta kendisine dönüşmektedir. Dolayısıyla asilme edilmeye çalışılmış, soykırıma uğramış ya da soykırımda fail olarak yer almış, kimlikleri altüst edilmiş, kısaca soykırımın izlerini taşıyan tüm insanların yüreklerine dokunmayı soykırımla hesaplaşmanın en önemli hedeflerinden biri olarak değerlendiriyoruz. Karşımıza aldığımız ırkçılık, milliyetçilik ve her türlü ayrımcılığın temelinde konuşulmamış ya da konuşturulmamış izleri konuşmaya teşvik etmek ortak bir yarayı tamir etmeye yönelik bir sorumluluk üstlenme çağrısıdır. Bu sebeple Akebi olarak biz insanları her türlü tekleşmiş bir anlatımdan uzaklaştırarak kendi tarihimizi sorgulamaya çağırıyoruz. İçinden çıktığımız topraklarda yaşanan bütün acılarla yüzleşmeye başladıkça ve bunları ve bu konularda önümüze konulmuş tabuları devirdikçe hesaplaşmayacağımız, hesaplaşamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını düşünüyoruz. Bu bağlamda bugün Pontus konusunu ele alacağız. Konuşmacılarımızın sunumlarından sonra kısa bir aramız. Hemen ardından da Devrim Kavalalı'dan ve Christo Panayidu'dan keman Kemençe'de kendisi bir dinleti olacak. Ondan sonrasında da, bunun öncesinde hemen bir kısa aramız, ondan sonra da, da e, soru cevap kısmına geçeceğiz ve bununla beraber etkinliği sonlandıracağız. Bu sırada da Nihat Kentel bize çevirde yardım edecek. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyoruz. E, bu etkinliğimizlere kayıda almaktayız şu an. Eğer kayıttan çıkmak isteyen ve görünmek istemeyen olursa bize etkinlikten sonra belirtirse gerekli yerleri çıkartabiliriz. Şimdi ben e, artık sözü daha fazla uzatmadan Temel Çilingi'ne bırakıyorum. Öncelikle böyle bir etkinliği organize eden, bizleri buraya davet eden Akebi Derneği'ne ve bu çalışmayı organize eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ben sunumuma öncelikle bazı fotoğraflarla başlayacağım. Şimdi şu anda gördüğünüz fotoğraf Trabzon Filarmoni Orkestrası'nın 1890 yılında çekilmiş bir fotoğrafı. Bir zamanlar Pontus'un Sinop'tan Trabzon'a kadar olan bütün şehirlerinde her sokaktan piyano sesleri gelirdi. E, bu gördüğünüz fotoğraf 1912 yılında Rumlar tarafından Trabzon'da yapılan e, opera binası. E, 1925 yılında Sümer sineması oluyor. 1956 yılında da yol genişletmek için yıkılarak kök edilen bir bina. E, yine 1900'lü yıllarda biraz evvelki opera binasından bir tiyatro oyununu e, gösteren bir fotoğraf. 1914 yılında çekilmiş Trabzon Rum Hastanesi ameliyathanesinin fotoğrafları o dönemin son teknolojilerinin kullanıldığı bir hastane Trabzon Rum Hastanesi eğitim kalitesiyle ilgili birkaç cümle kuracağım fotoğrafta gördüğünüz bir futbol takımı Amasya Merzifon Koleji'nin futbol takımı bu Amasya Melsun Koleji'nde bir kulüp var, ünlü bir kulüp, Pontus Kulübü diye bilinen bir kulüp. Bu kulüp edebiyat dergileri, gazeteler çıkartıyor, tiyatro gösterileri, konserler organize ediyor ve spor müsabakaları yapıyor, düzenleniyor. Bu takım bu kulübün kurduğu bir futbol takımı ve 1921 yılında bu fotoğraftaki öğrencilerin de içinde bulunduğu birçok Pontus Rum genç bu okuldan idam edilerek asılıyorlar. Ve yüzyıl e, sonra Karadeniz'in e, siz bu fotoğrafla tanıyorsunuz. E, şimdi e, size neden böylesi bir e, değişimin yaşandığını e, anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. E, bildiğiniz üzere yüzyıldır Karadeniz'in bir Türk yurdu olduğu, Türklerin e, Türk milliyetçiliğinin karesi olduğuna dair resmi tarihçiler ve egemen egemenlerin propagandalarıyla karşı karşıyayız. Ve bu propaganda olmanın ötesinde Tayatlı ailelerin bildiri dağıtırken sokaklarda linç edildiği, çeşitli dönemlerde HDK, HDP örgütlenmelerinin Karadeniz ziyaretlerine yönelik linç girişimlerinin bulunduğu Hrant Dink'in katledildiği, ee, yine çeşit dönemlerde e, bir papazın e, bıçaklanarak öldürüldüğü e, ve Türk milliyetçiliğinin özellikle futbol tribünlerinde e, dile getirildiği bir coğrafya, e, Pontus coğrafyası. E, ve bu... E, bu sürecin en önemli etkenlerinden bir tanesinin 100 yıl önce yaşanan tarihsel haksızlık olduğunu düşünüyoruz bizler. Bu konuda araştırma yapan araştırmacılar, gazeteciler olarak. 100 yıl önce Pontus coğrafyasında, sizin Karadeniz diye bildiğiniz coğrafyada yaşayan Rumlar bir Soykırıma e, uğradılar. 353 bin Pontus Rum hayatını kaybetti. Bunun ardından 190 bini e, Karadeniz'den olmak üzere e, 1 milyon 250 bin Rum Yunanistan'a mübadele anlaşmasıyla sürgün edildi. Ve geride kalan bizler, yani bizlerin atalarımız e, Müslüman ve Türk kimliğiyle o coğrafyada yaşamaya devam ettik. E, Sunumun sonunda tekrar edeceğim ama baş, baştan ifade etmekte de yarar var. İşte 100 yıl önce Kaybedilen bu kimlik e, ve yüzyıldır egemenlere e, kendini ispat etmeye çalışan Karadeniz insanı en iyi Müslüman, en iyi Türk olma e, çabası içerisinde olduğu için e, bugün Karadeniz'den Türk milliyetçiliği sesleri duyuyorsunuz. Şimdi size Kısaca Pontus'un tarihiyle ilgili bir iki e, önemli nottan bahsedeceğim. 1453'te İstanbul'un, 1461'de e, Trabzon'un e, işgal edilmesinin ardından e, Pontus Rumlar yeni bir e, süreç yaşıyorlar. Trabzon işgal edildiğinde Trabzon vilayetinde yaşayan e, Hristiyan sayısı e, Hristiyan yüzde yüz, Müslüman sayısı yüzde sıfır. Çok kısa bir e, süre sonra... 1523 yılında Osmanlı tarih Osmanlı'nın tarih defterlerinde elde ettiğimiz kayıtlara göre Müslümanların oranı yüzde %14 14'e, Rumların Ortodoks kimlikli Rumların oranı yüzde %70 70'e geriliyor. Şimdi bunun tabi daha ileriki süreçleri de var. Bir 50 yıl sonra bu Müslüman nüfus yüzde 33'e yüzde 40'a falan ulaşacak. Yani sahir defterlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi ki Osmanlı en iyi kayıt tutan devletlerden bir tanesidir. Tahrir defterlerinde şehre gelenler, şehirden göçenler, gidenler, ölenler, doğanlar da kaydedilmiş. Bu bahsettiğim tarihsel süreç içerisinde Trabzon'a dışarıdan gelen ya da Trabzon'dan dışarı giden kimse yok. Dolayısıyla buradaki Müslümanlaşma orada var olan... Rum Ortodoks kimlikli insanların din değiştirmesinden kaynaklanıyor. 17. yüzyıldan itibaren Rumlara yönelik yoğun baskı baskıların yaşandığını ve İslamlaştırmanın daha da derinleştiğini görüyoruz ama özellikle Osmanlı döneminde sadece Pontus üzerinde değil. Ama Pontus'la ilgili şöyle bir ilginç nokta var. Tabi Pontus'u belki de kısaca size coğrafi olarak tanımlamam da gerekiyor. Unuttum başta. Pontus Sinop'tan sahil şehirinde, Karadeniz'in Sinop'undan Rize'ye kadar olan sahil şehirindeki bütün şehirleri kapsıyor. Bunun dışında Tokat, Sivas'ın bir bölümü, Gümüşhane ve Amasya'da Pontus coğrafyasının içerisinde yer alıyor ve yaklaşık 3000 yıldır bu coğrafyada yaşayan Rumlar, Helenler Rumca konuşuyorlar. Ortodoks 3000 yıldır değil tabi, Hristiyan olmaları daha yeni bir tarihsel sürece tekabül ediyor ve son en azından son 1000 yıldır diyelim ya da 700 yıldır Ortodoks Hristiyan kimliğiyle yaşıyorlar. 17. yüzyılda 1670'te yayınlanan bir ferman ile Pontus'ta yaşayan Rumlara şöyle bir dayatma yapılıyor. Ya dininizi ya dilinizi değiştirin diye bir dayatma yapılıyor ve Pontus ilk kez e, coğrafi olarak bir bölünme yaşıyor. Pontus'un doğusunda kalan, Doğu Pontus adını verdiğimiz Trabzon, Gümüşhane ve Rize'de yaşayan Pontuslu Rumlar dillerini değiştirmeyeceklerini, pekala Müslüman olabileceklerini söylüyorlar. Ve bu coğrafyadaki e, insanlar 1923'e kadar, e, yani mübadele anlaşmasına kadar, Rumca konuşup Müslüman kimliğiyle büyük bir çoğunluğu hepsi değil kuşkusuz Müslüman kimliğiyle yaşıyorlar. Batı Pontus'ta ise tablo biraz daha değişik. Batı Pontus ise dinini değiştirmeyeceklerini, dillerini değiştirebileceklerini söyleyip, işte yaklaşık 250 yıl, 200 250-300, yok, 250 yıllık bir süre içerisinde. Yani Mübadele Anlaşmasından 250 yıl önce e, Türkçe konuşmaya başlıyorlar. Ama hepsi kilise, e, kiliselere özgürce gidebiliyor. E, Ortodoks Rum kimliğiyle yaşıyorlar. İstisnalar var kuşkusuz her iki tarafta da. Ama genel olarak tablo Batı'da e, Türkçe konuşan e, Ortodoks kilisesine giden Rumlar, Doğu'da e, Rumca konuşan ama Müslümanlaşmış daha önce Müslümanlaşmış Rumlar var. Yalnız doğuda ortaya çıkan bir e, özel durum daha var. kripto Kristen denilen gizli Hristiyanlık diye e, adlandırdığımız bir özel durum daha var. E, bu insanlar e, dışarıda kendilerini Müslüman olarak e, tanıtıyorlar, Müslüman olarak yaşıyorlar dışarıda. Fakat evlerinde, e, gizli e, evlerinin gizli bölümlerinde Hristiyan e, geleneklerini, Hristiyan ibadetlerini devam ettiriyorlar son dönemi, Osmanlı'nın son dönemi diye ifade edeceğimiz dönem işte Abdülhamit ile başlayan e, ve işte 1923'e kadar olan e, sürece kısaca bir göz atır, atarsak eğer Abdülhamit'in tahta çıkarıldı, çıkarıldığı 1876'da aslında birçok e, resmi tarihçinin ifade ettiği ilk kez parlamentonun işte e, Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte oluşturulduğu, anayasanın var olduğu e, propagandasının aksine Abdülhamit dönemi e, Burjuva Demokratik Haklar açısından bakacak olursak ilk kez e, parlamentonun kurulduğu anayasanın kabul edildiği dönem 1876. Fakat e, özel bir bu yasadaki özel bir maddeden kaynaklı bir ay kadar kısa bir süre sonra Abdülhamit bu e, parlamentoyu fes edip anayasayı rafa kaldırıp 33 yıl sürecek bir istibdat dönemi yaşatıyor e, Osmanlı'ya ve e, diğer e, Osmanlı'da yaşayan tebaya diyelim. Bu dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi e, Ermenilere yönelik ilk katliamların e, kitlesel katliamların başladığı bir e, dönem olması. Sason e, diye bilinen e, 300 bin Ermeni'nin hayatını kaybettiği ve e, Trabzon'dan da başlayan özellikle ilk e, fitilin Trabzon'dan başladığı e, bu katliamlar sürecinde 300 bin Ermenin hayatını kaybediyor. İstibdat dönemin sonunda. 1908 yılında ikinci Meşrutiyet ilan ediliyor. Yani birinci Meşrutiyet 1876'da Abdülhamit'in e, tahta çıkıp anayasayı e, ve parlamentoyu e, oluşturduğu dönemdi. E, bu sefer İttihat ve Terakki adını verdiğimiz daha önceki daha önceki Jön Türkler içerisinde yer alan e, grup yeniden parlamentoyu e, kurup e, anayasayı gündeme getiriyor. Bu parlamentoda Ermeni, Rum, Bulgar, Arnavut, çeşitli etnik kimliklerden birçok insan kendi etnik kimliklerini temsil eden bir şekilde yer alıyor. Hatta parlamentonun en ilginç yanlarından birisi ilk oturumda ortak bir dil yok. Na hangi dili kullanacağız da biz anlaşacağız gibi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu denli geniş bir renkli tırnak içerisinde de olsa bir renkliliğe sahip, evet ilk parlamento. Fakat 1912-1913 Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlı yeni bir e, yenilgiyle karşı karşıya kalıp Balkanlardaki topraklarını kaybediyor e, bildiğiniz üzere. Ve e, kaybedilen topraklardaki Hristiyan nüfus da çok ciddi bir e, nüfus ve neredeyse daha öncesinde yarı yarıya olan e, Hristiyan ve Müslüman nüfus Balkan Savaşları'nın ardından Müslümanların lehine değişiyor Osmanlı top geride kalan son Osmanlı toprakları açısından. Ve birinci paylaşım savaşına, birinci Dünya Savaşı'na e, katılan Osmanlı, e, aslında ilk Abdülhamit döneminden beri planlanan e, modernleştirilmek istenen devletin e, hangi kimlikle e, şekillendirileceğine net olarak karar verdikleri bir sürecin başlangıcı oluyor. İttihat ve Terakki kadroları aslında 1914'e gelindiğinde e, şu konuda netleşiyorlar. E, modernleşecekse Osmanlı geride kalan Osmanlı ve işte kurtaracaksak Osmanlı'yı daha doğrusu. Bunu Müslüman ve Suni Türk kimliğinin temel alınmasıyla, böyle bir devlet devletin kimliğinin böyle olması koşuluyla başarabileceklerini kararını veriyorlar ve birinci paylaşım savaşı sırasında soykırım Bizim Büyük Hristiyan Soykırımı diye adlandırdığımız soykırımın e, birinci önemli etabı tamamlanmış oluyor. 1915 yılına gelindiğinde bir e, buçuk milyon Ermeninin 300 bin e, Süryan'ın hayatını kaybedeceği büyük bir e, soykırım yaşanıyor. Ve e, 1918 yılında Osmanlı e, savaşı kaybedenler tarafında yer aldığı için hepiniz bildiğiniz gibi e, silahlarını bırakıyor, ordular da ordular dağıtılıyor. E, sembolik olarak İngilizler İstanbul'u, İtalyanlar e, Antalya ve çevresini, Fransızlar e, yine Maraş e, bölgesini e, sembolik olarak işgal ediyorlar. E, 19 Mayıs 1919 yine resmi tarihin bize e, emperyalizme karşı büyük bir kurtuluş savaşının başlatıldığı. Ee, bir tarih olarak anlatılır bildiğiniz üzere ve Mustafa Kemal e, kendisi gibi yiğit devrimci bir, birkaç e, subayla birlikte Osmanlı'dan İngilizlerden ve e, İstanbul hükümetinden gizli bir şekilde Samsun'a gittiğini e, Samsun'a giderken de e, o yıkık dökük bir bandırma gemisiyle e, gittiğini ve orada Anadolu'dan e, empezme karşı büyük bir Kurtuluş Savaşı başlatacak e, bir organizasy organizasyonlar zincirini tamamlayarak bu süreci e, Cumhuriyet'in ilanına kadar e, organize ettiği anlatılır. Bir kere bu kurgunun başında e, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a giden Mustafa Kemal ve arkadaşları e, resmi tarihini anlattığının tersine e, İngiliz Komiserliğinden vize başvurusu yaparak izin almışlar. Yine eee İstanbul e, Parlamentosunun e, Bakanlar Kurulu'nun onayı olan bir belge ve yine Vahdettin'in e, imza aldığı bir izin belgesiyle e, hiç de gizli saklı değil, e, herkesin gözü önünde, e, onların yönlendirmesiyle, onların e, izniyle ve de yıkık dökük bir bandırma gemisi değil, o dönemin en büyük e, teknolojik e, özelliklerine sahip bir gemiyle. Samsun'a gider Mustafa Kemal ve arkadaşları. Bu e, Mustafa Kemal 34 kişi için e, İngiliz komiserliğine başvurmuştur. izin başvurusu yapmıştır ama 19 kişiyle çıkar e, Samsun'a gider Samsun'a. Samsun'a gittiğinde yaptığı ilk iş e, Ermeni soykırımı e, suçlularından e, çete reisi ve ara Osmanlı mahkemeleri tarafından aranan e, çete reisi Topal Osman'la görüşmektir. Topal Osman'la yaptığı ilk görüşmede e, bütün Pontus coğrafyasındaki Rumların imha edilmesi talimatını verir. Ee, bu süreç aslında Büyük Hristiyan Soykırımının 20. yüzyıl başlarında yaşanan Büyük Hristiyan Soykırımının ikinci ve son etabıdır. Ee, ve bin, 19 Mayıs 1919 biz Pontus Rumlar açısından da soykırma anma günüdür dünyanın her yerinde 19 Mayıs 19 Mayıs'ta biz e, soykırım e, anmaları gerçekleştiriyoruz bu nedenle e, bu süreçte çetelerle birlikte o zamana kadar çetelerle birlikte yürütülen e, Rum köylerine e, yönelik katliamlar Rumlara Rum iş adamlarına Rum e, insanlarına yönelik yapılan katliamlar e, Merkez Ordusu adı verilen yeni bir örgütlenme örgütlenmeyle e, daha resmi bir hale getirilir. Amasya'da kurulan Merkez Ordusu e, faaliyet alanı tamamen Pontus coğrafyasıdır. E, oysa resmi tarihte bize anlatılan 7 e, düvele karşı yürütülen bir kurtuluş savaşı vardır ve bu kurtuluş savaşı henüz şu ana kadar anlattığım e, tarihsel sürece kadar ee, gördüğünüz gibi yaşanmadı, böyle bir şey yok ee, ve ülke işgal altında deniliyor, İstanbul işgal altında. İşte e, Fransızlar e, Antalya'da, pardon Fransızlar Maraş çevresinde, İtalyanlar Antalya'da kurulan bir tane ordu var, resmi ordu, merkez ordusu ve bu ordunun çalışma alanı sadece Pontus. Ee, Pontus merkez ordusunun komutanı Nurettin Paşa biraz sonra Türkan Balaban sunumunda kendisinden bahsedecek kısaca. Ben çok fazla da uzatmak istemiyorum. Daha sonraki soru cevap bölümünde derinleştiririz diye detaylara girmiyorum. Merkez ordusu aracılığıyla Pontus'ta 353 bin Pontus Rum hayatını kaybediyor. Kimi zaman gemi kazanlarında insanlar yıkılarak. Kimi zaman kiliselere, kiliselere, okullara doldurulup canlı canlı, diri diri yakılarak öldürülüyor birçok Pontus durum. Fakat en ilginç olanlarından bir tanesi bu cinayetlerden mağaralara kısrılan, mağaralara doldurulan kadın erkek genç ihtiyar Rumların içeriye duman verilerek boğularak öldürülmesi. Bu sürecin ee, başında diyebileceğimiz bir süreç e, tarihte e, 23 Nisan 1920 yılında Ankara Meclisi kuruluyor bildiğiniz gibi e, bu meclis e, bir önceki meclisten yani e, İstanbul meclisinden ya da 1908'de kurulan parlamentodan şöyle bir e, farkı var bu meclis artık Ermeniler, Rumlar, Bulgarlar temsil edilmiyorlar. Bu mecliste sadece Müslüman kimliği taşıyan etnik kimlikler ama Mustafa Kemal'in çizgisinde hareket eden bir ideolojik perspektifle varlar. Bu yanıyla bazen aktüel gündemimizde bu meclise atıflarda bulunup devrimci, demokrat bir meclisti, bu mecliste birçok etnik kimlik vardı. Bugün de bu meclisi, bugünkü meclisi de işte ilk kurulan meclis gibi devrimci demokrat bir hale getirebiliriz söylemleri de gerçeği yansıtmıyor. Çünkü aynı tarihlerde hem Ermeni, Rum ve binlerce yıldır, 3000 bin yıldır bu topraklarda yaşayan etnik kimlikler, uluslar bu mecliste olmadıkları gibi aynı tarihlerde Pontus'ta bir soykırım süreci, bir katliam süreci yaşanırken bu meclis bu katliamları yöneten bir özelliğe sahipti. Direnişten bahsetmek gerekiyor. Tabii Pontus direnişinden bahsetmek gerekiyor. Öncelikle resmi tarihin verdiği kaynak verdiği resmi tarih kaynaklarının verdiği rakamlara baktığımızda Pontus dağlarında 25 bin Pontuslu partizan olduğu söyleniyor. Bu partizanlar daha çok otonom bir özelliğe sahipler. Merkezi bir örgütlenme oluşturmaya çalışıyorlar 1918 yılında ancak bu başarılamıyor. Bu direnişçilerden önemli birkaç isimden bahsetmek gerekiyor. Belki işte Anton Paşa 1918 yılında bir ihanet sonucu hayatını kaybeden önemli bir kaptandır. Kaptan partizan komutanlarına verilen hattır ve Bafra bölgesinde faaliyet yürütmüştür. Koca Anastas adlı partizan kaptanı da Tokat civarında önemli bir efsaneye öncülük etmiştir. 50 bin Rumun hayatını kurtaracak büyük bir direniş başlatmıştır. Ve Eleni Çavuş Pontus'un son partizanıdır. E, Eleni Çavuş'tan da biraz sonra e, Türkan Balaban onun hikayesini size anlatacak. E, size bir iki e, şeyden bahsetmek istiyorum. Pontus'la ilgili e, meclis tutanaklarından bahsetmek istiyorum. Aslında bundan bahsetmeden önce kısa şöyle bir bilgi de verebilirim. Bütün bu benim anlattıklarımı e, doğrulayan, bütün bu benim anlattıklarımı e, belgeleyen en önemli kaynaklardan bir tanesi, 1919-1923 yılları arasında e, mecliste yapılan gizli e, görüşmelerdir. Bu görüşmeler 1975 yılında İŞ Bankası tarafından kitaplaştırıldı. E, e, Osmanlıca sözcükler taşıyor e, okuduğunuzda ancak herhangi bir sözlükle çok rahat anlaşılabilir bir Türkçe sahip. E, Dört ciltten oluşuyor. Yaklaşık 3000 bin sayfa civarındadır bu tutanaklar. Ve neredeyse yarısı sadece pont üzerine yapılan görüşmelerdir. Bir iki e, küçük notu size okuyorum. Zaten görüyorsunuz siz de ekranda. 21 Ağustos 1922 yılında Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey'in teçhirlerden dolayı yüzünüzdeki utanç lekesi ebediyen silinmeyecek. Yahya Galip Bey'in Kırşehir milletvekili, Pontusların teşhir edilmesi adı altında köylerdeki yaşamı, mal ve mülkü ortadan kaldırdılar. Selahattin Bey, acaba hangi ulusun tarihinde katliamlarla onur duyulur ve övünür? övünülür? Osman Bey, Kayseri milletvekili, bu yağmaya ve yıkıma dönük bir politikadır, diyor. 24 Ağustos 1923'te yapılan e, görüşmede Ziya Hurşit Lazistan milletvekili, Pontus köylerinin yanmasına ve Pontusçuların dağa çıkmasına rağmen Pontus ocağını hükümet söndürememiştir eleştirisi yapıyor. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar. E, Pontus meselesini ortadan kaldırmaya gidenler yağmayla keselerini dolduruyor. E, Şeref Bey, Edirne Milletvekili. Dünyaya bu yaptıklarınızdan dolayı hesap vereceğiz. Mustafa Sabri, Sabri Bey'in öldüreceğiz ya tohumluk diye mi besleyeceğiz e, sözleri 1980'de evrenden çok çok daha önce söylenmiş bir anekdot. E, Pontus direnişinin neden e, yenildiğine dair bir iki kısa e, bilgi de vermek istiyorum. Biraz evvel bahsettiğim Pontus'un coğrafi olarak Batı ve Doğu Pontus olarak adlandırmasına sebep olan tarihsel sürecin ardından e, doğal olarak e, bu iki coğrafyadaki siyasi e, yapılanmalar arasında da farklılaşmalar oluşuyor. Batı Pontus'un e, en önemli Politik liderlerinden bir tanesi, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, metropolitler, dini e, yöneticiler, aynı zamanda toplumun siyasi önderleri özelliklerini de taşıyor 1923 yılına kadar. E, Batı Pontus'taki e, en önemli siyasi faktör Germanos, e, Amasya Giresun ya da Samsun diye değişik kaynaklarda e, değişik idari e, yapıla, yapılanmalardan kaynaklı e, isimlendirilen metropolittir. Ee, onun tavrı biz Heleniz, biz Yunanlıyız. Ee, bizi kurtaracak olan Yunanistan'dır. Dolayısıyla e, bunun dışında e, herhangi bir çalışmaya, herhangi bir faaliyete gerek yok. Ee, Yunanistan bize yardım yardım edecek, bizi kurtaracak diyen, e, kendi gücüne güvenmeyen ve partizan örgütlenmelerinin Yanındaymış gibi görünmesine rağmen aslında e, merkezi iyileşmesinin de önünde engel oluşturan bir özelliğe sahip siyasi bir kişilik. E, Trabzon Metropoliti, Doğu Pontus'u temsil eden Hrisantos ismi. E, Hrisantos biraz daha e, ılımlı yaklaşıyor Germanos'a oranla. E, Hrisantos diyor ki biz Bizanslıyız aslında. Rumlar, Ermeniler, diğer etnik kimlikler hep bir arada yaşayabiliriz. Dolayısıyla kavgaya, savaşa gerek yok. Şimdi her iki metropolikte kuşkusuz insanların öleceğini, öldürüleceği kaygısı taşıyor ki zaten Karadeniz coğrafyası, Pontus coğrafyası çok kısa bir süre önce Ermenilerin soykırıma uğramasıyla birlikte kan gölüne dönüyor. Özellikle Trabzon'da e, Ermenilere yönelik yapılan e, cinayetlere tanık oluyor Pontus Rumlar ve 1916 yılından itibaren e, partizanlar e, dağlara çıkmaya başlıyor. Sıranın kendine geldiklerini farkındalar. İşte bu iki metropolit e, o günkü bu kaygılarla birlikte e, çeşitli devletlerle, İngilizlerle, e, Rusya'yla daha öncesinde... E, Yunanistan'la, Fransa'yla görüşmeler yapıyorlar. Resmi tarihçilerin en önemli e, karşı propaganda malzemelerinden bir tanesi de e, Pontus Rumlar ya da Rumlar genel olarak emperyalistlerle işbirliği yaptılar ve o yüzden e, bu katliamı hak ettiler biçimindedir. Ee, i̇şte MPS'lerle işbirliği denilen meselenin e, dayanak noktası burasıdır. Metropolitlerin bu tavrından yola çıkarak, onların yazışmalarından yola çıkarak bu tür e, yayınlar, yayınlar ve propaganda yaparlar. E, bu yanıyla partizanlar yalnız bırakılmıştır. Partizanların merkezleştirilmesi engellenmiştir ve partizanlar zaten e, metropolitlerle ideolojik bir e, mücadele yürütecek durumda değil. köylü lerden oluşan e, gruplardır. Yunanistan bu süreçte şöyle bir tavır aldı. E, o dönem Yunanistan'da e, başkan olan başbakan olan e, Venizelos, e, daha önce Pontus coğrafyasından Avrupa'ya çıkmış olan e, Pontus liderlerin özellikle e, Avrupa'daki çeşitli konferanslara gönderdikleri bağımsızlık Bağımsızlık değilse bile Pontus'ta yaşanabilecek bir katliamı durdurma amaçlı bildirilerin e, her birine karşı çıkmıştır Yunanistan. Yunanistan Pontus'un özgü özgürlüğünü, Pontus'un bağımsızlığını başından itibaren reddetmiştir. E, hatta Sevr'de e, Pontus'un büyük bir kesimi e, Ermenistan olarak e, tasarlanırken e, yurt dışında bulunan, Pontus organizasyonları buna karşı çıkıp o coğrafyanın 4 3 bin yıldır Helen coğrafyası olduğu, bunun kabul edilemez olduğunu söylerken dahi Yunanistan bunu da kabul etmiştir. Bunun da karşısında durmamıştır. Bu yanıyla Yunanistan'dan herhangi Pontuslu gerillalar herhangi bir yardım almamışlardır. Ve daha sonrasında özellikle mübadele sürecindeki tavrıyla birlikte Yunanistan aslında Türkiye devletiyle aynı Çizgide katliam yapma boyutunda değil belki ama mübadele anlaşmasıyla geçmişte yaşananları e, sünger altı edip Türkiye ile tokalaşmıştır. Bu yanıyla Yunanistan'ın Pontus davası Yunanistan davası hiç olmamıştır. Bugün de böyle bir şey yok. E, İngiliz ve Sovyetlerin tavrı e, İngilizlerin tavrını biraz evvel aslında söyledim. İngilizler 1921 yılına kadar e, Yunan ordularının İzmir'e çıkışını desteklerken 1921'den itibaren e, kesinlikle bu desteği çekmişlerdir. Geri çekmişlerdir ve e, Mustafa Kemal'i adım adım e, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde adım adım izlemişlerdir. Özellikle o dönemin e, önemli e, ajanlarından, İngiliz ajanlarından Ravlinson'un Linson'un e, anılarında e, bu sürecin kendilerini çok memnun ettiğini e, açıklayan e, İngiliz Dış işlerine yazdığı mektuplar e, paylaşılmıştır. E, evet, Sovyetlerin tavrından kısaca bahsetmek gerekir. Belki de e, Sovyetler Birliği e, bir kere Bakü Kongresi ile birlikte e, Türkiye'de gelişen e, özellikle Kuva Milli adı verdiğimiz Mustafa Kemal hareketinin e, devrimci bir hareket olduğunu, antepes bir hareket olduğunu e, söyleyerek e, ardından destek olarak eee silah yardımı, maddi yardım yaparak ki eee buna ilişkin eee bazı şeyler belgelenememiş olsa da eee ben kitabımda özellikle eee Topal Osman'la eee Sovyet yetkilileri arasında geçen bazı telgrafları ve mektupları kullandım. Eee Sovyetler Birliği eee silah yardımının dışında eee Şöyle söyleyeyim daha doğrusu İngiliz, e, Fransız ve İtalyan e, tırnak içerisindeki işgalcileri e, geri çekilirlerken ellerindeki silahları satmışlardır e, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına. Sovyetler Birliği satmamıştır. Sovyetler Birliği hibe etmiştir. E, destek olmuştur maalesef. Seyreden bahsetmiştim zaten. E, Lozan, e, Pontus açısından arasından en önemli e, an e, Anlaşmalardan bir tanesi çünkü Losan'da e, binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün edilmesine karar verilmiştir Rum Pontus Rumların. ve tabii ki oradan e, Müslüman kimlikli e, 500 bin insanın da e, Türkiye topraklarına geri döneceği bir süreçtir bu. E, bu anlaşma bence özellikle Yunanistan açısından bakıldığında Helen lerin hamisi gibi e, propaganda yapan Yunanistan açısından bakımında bir ihanet anlaşmasıdır. E, 190 bin insan Pontus coğrafyasından sürgün edilmiştir e, Yunanistan'a. Bu e, rakam genel olarak 1 milyon 250 bin demiştim zaten. E, bu anlaşma tabi dini e, gerekçeli bir anlaşmadır. Rum Ortodoks kimliğini taşıyan Rumlar sürgün edilmiştir. Ee, Yunanistan'a. Yunanistan'dan da Müslüman kimlikli insanlar e, bu tarafa gelmiştir. Ee, Yunanistan'da sürgüne gidenlerin yaşadıkları e, sıkıntılardan da kısaca söz edeyim. İşte karantinaya alınırlar. Karantina e, sürecinde on binlerce insan hayatını kaybeder. Sadece bir adada, Makronisi adasında on bin e, pontuslu sürgün e, salgın nedeniyle hayatını kaybeder. Lavrion'un, Yunanistan'da şu anda Lavrion'un karşısında olan adada ve bunun dışında daha önce söylediğim gibi batıdan sürgüne giden Pontus durumlar Türkçe konuşuyorlar 250 yıldır ve Yunanistan'da Türkçe konuşuyor oldukları için Yunan devleti tarafından aşağılandılar, ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüler. Çoğu çocuk okullarda Türkçe konuştukları için Yunanistan'da Türkçe konuştukları için dayak yediler e, aşağılandılar diyebiliriz. Bunun dışında mübadeleyle e, gönderilen nüfusu dışarı çıkardığımızda Küçük Asya Rumlarından Küçük Asya dediğimiz, dediğim coğrafyada e, Ege bölgesi Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesini kapsayan e, coğrafyada da 800 bin kişinin kayıp olduğunu biliyoruz bu nüfusun yüzde onuna tekabül ediyor. Neredeyse yüzde ona yakınına tekabül ediyor. Bugünden baktığımızda 8 milyona tekabül eden bir rakam. Bu insanlar Müslüman olarak yaşamaya devam ediyorlar. Son olarak saygıyla anmak gereken bir isimden bahsetmek istiyorum size. Yorgan Cadis. Yorgan Radis'in kitaplarını tanıdı ilk önce Türkiye'de yaşayan insanlar. E, tamama Tolika gibi eee gizli din taşıyanlar e, gibi kitapları Türkçe'ye çevrildi belge yayınları tarafından ve biz e, birçok birçoğumuz e, ondan öğrendik eee e, yaşadığı acıları. Onun e, Almanya'da yaptığı bir konuşmadan alıntı yaparak ben sunumu bitiriyorum izninizle. Şöyle diyor diyor Gangradis. Biz sizi ne dost ne de komşu saymıyoruz sayıyoruz. Biz sizi kardeş sayıyoruz. Dünyada Müslüman inancına sahip ve Kur'an'a inanan milyonlarca insan var. Yine dünyada Hristiyan inancına sahip ve İncil'e inanan milyonlarca insan var ama dünyada sadece biz kemençeyi seviyor, kemençeyle oynuyor ve kemençeyle mezara gidiyoruz.